Günaydın, günaydın. Hava nasıl güzel var ya. Ve ben gaza gelip saçlarımı kurutmadan yürüye yürüye spora gidiyorum. Neyse birazcık hatalıyım ya bu konuda. Vallahi hava güzel gördün mü? Abartı, direkt yaz gelmiş modu. Sonra bu kız hastalanıyor. Ama iyi düşünelim. 17 derece yani hasta etmezsin diye düşünüyorum. Şimdiden bile ılık. Sporda görüşürüz. Kaç günlük ömrün var? Bak bakayım bana. Dertlerim kurudu. Bakayım. Susadım. Bebeğim seni ben özledim. Gençler. Ya o kadar yoruldum ki. O kadar olur. Böyle hareket edecek o bacak hareketine bacağım kalacak, kol hareketine kolum kalacak, gücüm kalmadı. Çok yoruldum. Çok yoruldu. Gerçekten aç ve susuzken. Mesela kendi vücut ağırlığımla hareketler yapabiliyorum ama ağırlıkla ya da farklı bir böyle dirençle spor yaparken çok zorlanıyorum. Onu fark ettim. Neyse bitirdik gücünü de. Tertildi. Spordan sonra daha şimdi eve geliyorum ama gelmiyor. Taşıt yok. Şimdi 9 dakika mı ne var? Geldim şükür. Bir de bir üşüdüm, bir üşüdüm. Terim üstümde kurudu falan filan. Tam hastalık. Gece
Günaydın, günaydın, günaydın. Normalde edit yapıyordum dün akşam. Yani edit yapacaktım ve bugün paylaşacaktım ama telefonumda bir sıkıntı var ve telefondan çektiğim videolar bilgisayara geçmiyor. O yüzden tadım kaçık açıkçası. Videoyu editleyemedim yani. Bugün editleyeceğim. Onun için de problemi çözmek için telefondaki videoları, açılmayan videoları Enes'e airdroplayacağım. Enes bilgisayarıma airdroplayacak. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Oldu, oldu, olmadı. Ne yaparım bilmiyorum. Şimdi gelen kargoları açıyordum. Bir tane paket gelmiş. Bu çok değişik. Onu göstereyim dedim size. Diğerlerini de göstereyim bari hazır onu göstermişken. Kefir çıkarmış Pınar. Tam benlik sorunlar için. Geçen videonun altına da yazmışsınız. Kefir de iç kefir çok yararlı olabilir bağırsaklarını vesaire diye. Deneyeceğim. Güzel mi bilmiyorum. Ben genelde altın kılıç mı ne içiyordum. Aslında evde yapmak lazım. En güzel o da çoğalıyor falan. Birinden bulmak lazım. Sonra Piril göndermiş bir şey böyle. Böyle değişik. Ondan sonra bu da Mossi diye bir marka. Böyle peeling serum varmış. Yüz yıkama jeli varmış. Şunları geçen bir önceki videoda gördünüz. Yani editleyemediğim ama editleyeceğim ve izleyeceğiniz olan bir önceki videodan bahsediyorum. Enes iki tane adaptör aldı Apple'dan. Normalde kasaya gidip alacaktık. İnternetten sipariş verdik, stoğu yoktur diye. Ben de şu dönüştürücüden aldım. iMac'e kameranın SD kartını takamıyorum. O yüzden böyle bir konvertöre ihtiyacım vardı. Bunlar geldi bugün. Dediğim, size göstermek istediğim paket. Arkadaşlar Ramazan özel bir paket böyle. Bakın şimdi içi çok tatlı. Dostlukların sevgiyle beslendiği Ramazan ayının özel bir hediye kutusuyla sizlerdeyiz. Çünkü Ramazan paylaştıkça güzel. Ya yerim evet. Ben de size hediyeler gönderiyorum biliyorsunuz ki. Sevgili Özüm Hanım, size olan sevgilinizin göstergesi Ramazan güzellik takvimini size severek kullanmanız ve güzel yorumlarınızı bize etiketlemeniz dileğiyle sevgiler. Şu bir. İşte bu kutuyu göstermek istedim ya size. İçinden bu minnak bebişler çıktı. Böyle işte. Annem bana sabah tost hazırladı. Çok iyi. Hazırsak açıyorum. Açtım. Of çok iyi. Çok iyi ya. Allah'ım yarabbim. Edit yapıyorum bebeğim sular. Keyifli bir edit. İki kargo daha geldi. Bir tanesi şöyle Gratis'in yeni makyaj markası. Şöyle far paleti var, allıklar var, rujlar var, primer, ojeler falan filan. Şu iki ojeyi ben kapayım. Kalanları size göndereceğim. Bunları. Ramazan'dan sonra bunu veririm çekiliş. Çünkü Ramazan hediyelerim belli. Bayramdan sonra da şu set aranızdan birine gitsin. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın olur mu? Şuna bir bakalım bak. Hem allık hem highlightermiş ama far gibi de kullanır o allık. Şöyle rujlar var. Bir de bu paket gelmiş. Dedim olabilir paketi. Bir de yanında böyle ışıklı ledler olur ya. Ondan göndermişler. Buraya bir özümle fityas falan yazarım. Vallahi yazdım. Zor oldu. 10 saattir uğraşıyorum. Ama yazdım. Dışarıdayken çekemedim. Bayağı iş hallettik ama onları hızlı hızlı yaparken böyle telefona bile bakamadık falan. Şimdi can derse gireceğiz. Can dersten sonra haberleşiriz. O kadar hızlı yetişmeye çalıştık ki kamerayı almayı unuttum. Ay. Çekmeyi unuttum falan. Giyin yani... bir ölçüden. O kadar. Giyin bir ölçüden ama Allah'tan durdurabildim ben. Ne kadar zor yetiştim ki. İftar birazdan olacak gibi bir durum var. Kaç geçiyor bilmiyorum. Neyse motordayız. Gideceğimiz yer Beşiktaş'ta. 2 dakika sonra zor oturuyor. Tamam. Bizim de gittiğimizde 10 dakika desem. Tabii taksi bulursa. Buluruz. İyi düşünebiliyor musun? Bey saçım getirdi. Eğer ki lapsle duştan çıkmış yatsaydım hazırdım. Yani evet sizin de dersiniz olmasaydı. Dersiniz olması nedeniyle. Ben 2 dakikada. Evet. Olsun. Kısmet. Manzaramız var. Öyle düşünelim. Yanına bakın. Boğaz'a karşı gidiyoruz. Yetiştik. Sonunda. Evet evet evet. Seni şöyle bir çekeyim ya. Kamerayı nasıl unuttum ya. Takım giydik yine. Güzel bir şey söyleyeyim mi? 47 çeşit hurma. Bir şey söyleyeyim mi? Kurmayı bırak baklavalara gel. Baklavalara. Ben de. Baklavalara. Bir şey mercim yakalamıyorsam sunuyorum. Sen istiyor musun? Evet. İki tane. Genç
gençler. Sizi şuraya bir sabitleyeyim, konuşalım. Bugün resmen hiç kamera elime alamadım. Asla konuşamadık. Bunun hepsinin sebebi yaptığım editlerdir. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Sadece arada iftar molası verdim, yemek yedim. Videoyu hazırla, videoyu 1000 kere izle, kapağını yap falan filan. Kapağını yapmam bile sistemde böyle bir arıza gibi bir şey oldu, uzun sürdü. Ondan sonra cümle öyle. Şimdi gezme tozma eğlence time. Hazırlandım. Birazdan dışarı çıkacağım yürüyüşe. Aynı zamanda Beril'le buluşacağım bugün. Enes'le yürüyüşe çıkacağız da sonra Beril'i bilirsiniz. Belki birkaç videoda vardı böyle, bütün videolarımı izliyorsanız falan aşina olabilirsiniz. Görünce tanırsınız net. Dün, asıl dün. Bak dün o kadar şey yaptık, oturup konuşamadık. Biz mide fesadı geçiriyorduk az kalsın ama her şey o kadar lezzetliydi ki. Çiğdem var bizim. Bir etkinlik için Sapanca'ya gitmiştim ben, orada tanışmıştık. Aynı zamanda Çiğdem şu anda Enes'le spora gidiyor. Böyle bir kontak böyle. O da bize dün iftara davet etti. Oraya gittik hep birlikte. Sohbet, muhabbet, gır gır şamata derken masada. Kamerayı çıkarıp da zaten kamerayı yanıma almamıştım. Alelacele çıkmaktan. Yetişemiyorduk az kalsın iftara gençler. Böyle bir 10 dakika falan geç kalarak gittik. Benim hazırlanmam ve şu saçımda gördüğünüz maşayı yapmam çok uzun sürdüğü için. Bir de canlı çok hızlı konuşuyorum. Canlı spor dersi çok yoğun çünkü bayağıdır konuşmadık ya sizinle. Her şeyi böyle anlatmaya ve size yetiştirmeye çalışıyorum. Canlı dersten sonra hazırlanıp hemen çıkmamız gerektiği için ben yetişemedim gibi oldu falan filan. Öyle. İftar mükemmeldi. Çok güzeldi. Yani gerçekten her şey vardı ve böyle hani gözümüz dönüp de her şeye saldırmadık yemek konusunda. Tatlı konusunda aynısını söylemeyeceğim. Ve börek konusunda da aynısını söylemeyeceğim. Sanki bunlar yemek değilmiş gibi ama güzeldi. Hepsi çok lezzetliydi gerçekten. İyi ki yedik. Başka ne anlatabilirim size ya bugün? Bugün ne yaptım ki başka? Bütün gün oturdum bilgisayarın başına. Pijamalarımı bile üstümden çıkarmadım. Hava çok güzel. Bak ona çok üzüldüm. Hava o kadar güzelken dışarı çıkamamak beni çok üzüyor. Normalde planım bir ara verip böyle yürüyüşe falan çıkmaktı. Yok, veremedim ara. Güneş battı falan böyle. Gitti günlük güneşlik hava. Ama neyse ki akşamda hava aşırı soğuk olmadan bence yürüyüşümü yaparım. Birazcık günün tadını çıkarırım diye düşünüyorum. Ne kadar enerjim, farkında mısınız? Sabahtan beri asla böyle değildim bu arada. Ve sizi görünce enerjik oluyorum. Sonra dün de bayağı bir banka işi hallettim. Bankaya dair ne yapıp duruyorsun falan derseniz şimdi size birazcık onu açıklayayım hazır zamanım varken. YouTube'da bir böyle sizin gördüğünüz yüz var, bir de görmediğiniz yüz var ya. Orada mesela bizim hani yapılan işbirlikleriyle alakalı fatura kesmemiz gerekiyor. Şirket açıyorsunuz. Ondan sonra şirket üzerinden fatura kesiyorsunuz. Her işbirliğinde o şekilde ödemesini alıyorsunuz vesaire. Yılbaşına birlikte de yeni bir kanun çıktı. KDV muafiyeti. KDV muafiyetiyle de işte eğer gerekli şeyleri karşılıyorsanız KDV'den muaf alabiliyorsunuz. Çünkü dijital içerik üreticisiniz falan. Yeni bir kanun yani. Aslında çok güzel bir şey. Ama sistem daha o kadar oturmamış ki ve benim muhasebeci sağ olsun şirketi o kadar hızlı kapattık ki biz. Yeni yılda çıktı, biz Şubat'ta şirket kapattık ve ondan sonra fatura falan kesemediğim için yaptığım hiçbir marka işbirliğinin ödemesini alamadım. Hatta şirketim kapandığı için fatura zaten kesemiyorsun. Derken yeni kanunla tamam hani bir tane banka hesabı açman gerekiyor. Açtığın banka hesabıyla da devlet otomatik stopajını kesiyor falan filan, öyle senin hesabına geçiyor. Ama işte bankaların bu durumdan haberi yok. Yok. Yani şirketim kapalı, fatura kesemiyorum. Bankalara gidiyorum. Bankalar diyor ki hani bizde daha bu sistem yok. Böyle açıkta kaldım. Markalara diyorum ki bekletin o zaman yani. Hani sizde kalsın. Ben daha sonra bu sistem çözüldüğünde alacağım yani. Böyle bir mağduriyet durumum vardı. Ondan sonra gittim bir bankadan. Adı lazım değil bir bankadan. Oy. Ondan sonra bir hesap açtım. Tamam mı? Normalde iyi bir banka olabilir kesinlikle. Ama benim gittiğim şubesindeki adam çok kötüydü yani. Zaten konuya hiç hakim değil. Onlarca da yapıyor bir şeyler ama böyle bir ukala gibi böyle bir konuşması etmesi falan benim çok rahatsız etti yani. Ama mecbur da sadece o ben gittiğim dönemde sevdiğim bir banka var. Bütün hesaplarımın olduğu. Ama o bankaya bu sistem daha gelmemiş. Beni aradılar, dediler ki bak haberin olsun şu diğer bankaya gidebilirsin. Orada bu sistemi kurmuşlar falan. Onlar da yavrum bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben de o yüzden gittim öbür bankaya. Ondan sonra cümle sevmedim ya orayı. Bayağı aylarca uğraştım yani. Bayağı aslında bir aya yakın falandır orada hesabım var ama hem sistem işlemiyor hem böyle adama gidiyorsunuz. Hiç ya ayaklarım geri giderek gidiyordum. Neyse oraya. Ay sonra benim canım bankam. Sevdiğim olan. Benim banka dedi ki bize de geldi sistem artık yani tamamdır. Sistem var bu arada ama banka yine de bir belge gitmesi gerekiyor ki onlar da ona uygun hesabı açabilsin. Böyle bildiğiniz hadi bana hesap açın deyip hesap açtırdığınız gibi normal hesap değil bu açılan şey. Çünkü devletle bağlantılı. Gidiyorsunuz vergi dairesinden belge alıyorsun falan filan. Bağlıyorsun. Neyse uzun iş tıttır vıttırı. Sonra öbür bankadan hemen hesabımı kapattım. Dedim ki yok dedim yani kapatalım lütfen. Öbürüne gittim tıkı tıkı tıkı. Ondan sonra orada açtık yeni hesabımı. O yüzden çok mutluyum. Dün bu işleri çözdüm. Oradan oraya. Sonunda Allah'ın sana şükürler olsun. Bir daha banka adını almayacak bu kız. Bir daha o bankadan bu bankaya yürümeyecek. Bu kadar. Böyle bir dert rafa kaldırıldı. Çözüldü inşallah. Hala daha ödemeleri almadım. Çünkü markalara da bu devletten belge gitmesi gerekiyor ki buna uygun ödemeleri yapabilsinler. Yani faturayı
parayı almadan benden bu kanundan faydalanıyorum diye bana ödemeyi farklı bir yolla yapmaları lazım falan filan. Çok karışık işler. Kanun yeni diye kimse daha net böyle çok net bir şeyler bilmiyor. Yani şu an beklemedeyim ama sevdiğim bankaya geçtiğim için gönlüm çok rahat. İstediği kadar kalabilir işlerim orada. Çok şükür ihtiyacım yok şu an. Alacaklıyım yani her yerden. Kuru ekmek yiyorum. Yani çok şükür gerçekten hani ailemde yaşamanın avantajları olabilir bu. Ve şu an Ramazan'dayız. Dışarı çıkıp böyle sürekli harcama yapmadığımız için vesaire. Ve çok şükür zamanı hani ben biriktirmeye çok meraklıyımdır. Size de tavsiyem. Anlık düşünmeyin ve böyle geleceğinizi düşünüp hep yatırım yapın. Yani ya bir kazanıyorsan 3/1, 1/4 kenara ayırıp biriktirmeye çalışmalısın bence. Ben öyle düşünüyorum. Hep öyle düşündüm. Başka ne anlatayım? Saçlarım da güzel oldu bakmayın. Dün böyle alacak maskalsın yetişemiyorum falan diye o kadar hızlı yaptım ki hayatımın en hızlı maşasını yaptım. Bu ikinci günü ona rağmen çok kötü durmuyor. Bir şey diyeceğim, bulanık mıydınız başından beri acaba? Çünkü buradayken ben hiç bulanık görmüyorum ama şöyle yakına gelince bir sanki arka odaklıydı gibi gördüm. İnşallah ben odaklıydım he. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Şu dudağıma da bir şey sürsem inanılmaz olur. Dudaklarım hep kenarları kırdı gençler şu dış taraflara. Saat takayım da dur. Şurada saat buldum. Kolumuzda bir şıpırtı dursun. Şurada da yüzük takalım. Şöyle uzanmışken. Şurada da kaş şeyi bulup görüştüm. Dur. Oraya uzanmışken her şey bulamam. Kaşımız sabitim, şeffaf. Şöyle bir taransın. Şunu da şöyle. Bir gün makyaj videosu çekeyim ya. Makyaj yapmıyorum ama konuşuruz. Eğlenceli olabilir. Ne alacaktım ben ya? Bir şey yapacaktım. Az önce unuttum. Ha, dudağıma bir şey sürecektim. Tamam. Evet. Bu hem bakım yapıyor hem de böyle güzel ışıltılı gösteriyor. Bakımı gösteriyor bence. Bitti. Çok güzel ürün. Böyle şeyleri Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram'dan takip ederseniz severek kullandığım ürünleri görebilirsiniz sabit tutaylarda. Kıyafetimi de şöyle göstereyim size. Kot giydim. Geçen gidim yırtık. Üstüne de şöyle omuzları dik. Bir şey giydim. Böyle. Şimdi babam tatlı almış. Dışarı çıkana kadar bence tatlı yetişir. Tatlı yesem yetişir. Hem şimdi yürüyüş falan yapacağım ya. Yürüyüşte de eritirim birazcık diye düşünüyorum. Akşam gelince yemekten iyidir. Ne dersiniz? Hadi gidip tatlı koyalım. Tatlı konuşalım. Babam baklava şov yapmış ve şöbiyet şov. Sonra bana da sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye tam oluyor. Tam neydi tam olarak? Sütlü Nuriye baklavanın şerbeti sütlü hali. Çikolatalı baklava var ya. Var annemi, her şey var. Karımız yetmedi. Heh. Bu annemin tabağı. Şöbiyet. Bu babamın tabağı baklava. Bu benim hızlı çıkıyorum. Tabağa ihtiyacım yok tabağım. Afiyet. Video çektin mi oraları? Ne hayır konuştuğunda tatlı koyuyordum tabağa. Ha, Almanca döktürdü de kardeşim az önce. Kız çok güzel görünüyorsun ya. O evet, ortama baksana. Mükemmel. Mahallemi seviyorum. Vallahi mükemmel. Güzel bir yer buldum. Taşınmak için. Aynen. Maşallah. Kendimi şu an senin de vlogger gibi hissediyorum. Vlogim vlog gibi oldu. Gençler şaka gibi hava o kadar güzel ki nazar değmesin. Kot ceketle çıktım. Aşırı iyi aşırı. İçim huzur doluyor şu an. Oksijen. Dışarıda yürüyorum diye. Çok mutluyum. Şuradan her geçişte diyoruz ki biz bundan korkarız. Ya bir mesela ana sınıfın bahçesinde bu kadar kocaman bir adam olmamalı. Dev gibi. Birine bir... Ah! Evet bir şey. Süpermen mi o zaten? Süpermen. Ha. Ona çok benziyor. Çok büyük oğlum. Küçücüksün düşünsene. Kim bu acaba? Travmatik bir şey. Bir de bak tam altında basket potası var. Çocuk orada nasıl oynasın basket ben potası? Ben korkarım. Tabii. Anlat nasıl geçti dün senin için? Dün ne yaptık oğlum? Oğlum. Sessiz tutan. Evet iftara gittik. Bir şey söyleyeyim mi? Yemekler gerçekten on numaraydı. Gerçekten çok bir tane baklava vardı. Sana o içinde ceviz olan bir baklava vardı ya. Onun ismi bilmiyorum. O çok güzel. Ceviz vurma diye isim geliyor evet, ama çünkü o mu? İkiye katlamışım. Ceviz muska gibi bir şey de olabilir. Çok güzeldi. Benim bir de bugün bütün gün canım neyi çekti biliyor musun? Börek vardı ya ıspanaklı olan. Evet hangisi ama? Burma gibi ıspanaklı tamam, okay, börek. Güzeldi. Ispanaklı börek evet, gençler yani. Dümdüz. Ama çok ya bütün gün canım o ıspanaklı böreği çekti. Dün güzeldi ya. Güzeldi keyifliydi. Bir ne diyor? 5 dakika. Sen geldin arabamı alacağım. Takside gelsin direkt buraya buradan gider. Ne gerek yok? Beykoz'da şu an. Beykoz'dan gelecek. Ya bence güzeldi. Ben çok yemekle çok beğendim. Ortam da fena değil ama hiç Türk yoktu bence. Hep Arap vardı. Herkes yabancı. Otelde kalanların bildiğin akşam yemeği gibi bir şeydi. Adı iftar. Ama yani o kadar iftar çok müsrifik gibi geliyor mesela. Bence de. İşte insan aç olunca öyle gözü dönüyor. Gözü dönüyor aynen. Hiçbir şeye aşırı aşırı müsriflik yapıp böyle patlayana kadar yediğimi hatırlamıyorum. Her şeyden yok, azar azar aldım. Bak ama ya tatlı olduğu tatlı için. Tatlı olarak değil. Sağ elim ya. Solarım ağrıdı az önce. Sen çok sallıyorsun. Bayağı nasılsın? Editte hep kestim. İyi yaptın.
Sohbet muhabbet de güzeldi. Evet, sohbet bayağı aktı. Bayağı aktı. Yani iftar kaç? 8'de, 9-10, hani 10.30-11 falan ben oradan kalkarız diye düşünmüştüm ama sohbet muhabbet kaçtı kalktığımızda zaten? Ya 12-20 geçti taksiye bindik. İşte aynen. Bayağı trafik vardı, kaza vardı. Kaza olmuş hep ya köprüde. Önce bir tane araç, iki tane birbirine mi ne girmiş karşı şeritte. Ama gittiğimizde bir tanesi vardı ve bayağı pertti böyle. Mahvolmuş araba, Allah korusun. Diğeri de biz giderken tam yolda önde oldu. O da şey, taksiye girmiş bir tane araba. Arkada. Ama taksi ya taksi, böyle pert nasıl olmuş. Bir hız. Evet orada bir ne kadar hızlı oldu. Allah korusun. Aynen, kazandan küskün. Cana gel, cana mala gelsin. Amin. Öyle diyelim. Amin. Bir şey daha vardı onunla. Bugün benim halı saha maçım. Aa evet ya, Enes gece halı saha maçına gidecek. Çok kıskandım. Bir, halı saha maçına gitmeyi çok kıskanırım. Çünkü hiçbir zaman hayatıma gidemeyeceğim için. Şey olarak, oynayıcı olarak yani. Evet. Tabii. Ama belki gidebilirim bir gün. Hiç ben olmaz. Öğretirim sana. Götürürüm. Sonra... Ben öğretirim diye ben götürürüm. İzleyici olarak da çok isterdim. Zamanla çok eskiden okulda gitmişliğim var. Bizim sınıflarım falan. Ama... Ama şimdi gelmeyi daha çok isterdim ve gece 1'de halı sahaya gitmezsiniz yani. Hani gece 1 ben uyuyorum, yatıyorum falan. Sonra sahura gideceğiz. Çok keyifli. Bizim erkek olmasın geliyor bazen. Üyeler de deniyor. Üyeler ama artık arkadaşın artık olan üyeler. Abi kardeş oldun üyelerle. Mis gibi. Utanıyor musun elinde? Yok şu an utanmıyorum. Vallahi utanmıyorum. Şurası ne kadar tatlıymış. Evet güzelmiş. Baya keyifli. Gelinir. Gerçekten güzelmiş. Evet güzel, sade yapmışlar. Ben sade ve beyaz mekanları çok beğeniyorum. Ben beyaz rengini seviyorum. Temiz, krem dolu. Biz tenis oynayacağız biliyor musun şeyle? Ne zaman? Berk'le. He, aynı. Oynayın. Tenis, basketbol. Şunu görünce aklım. Aha, spor yapmak güzel bir şey. Aynı ben. Ha. Her spor yapıyor. Ben daha kulaç atamıyorum gençler ya. Yazın inşallah hedefi. Ben normalde bu yaz yüzme kursuna gidecektim. Sonra bana dedi ki ben sana öğretirim. Gitme. Gitmedim. Ama öğretirim. Yaşım 25'e dayanırken kulaç atamıyorum. Beni hiç göstermez. Ay gösteririm. Baksana seni gözüm ensen görünüyor. Ensen. Basketbol oynadın ama. Allah Allah. Böyle mi gitmem gerekiyor? Evet. Böyle. Evet. Hadi görüşürüz. Beril'e buluşumuza falan açarım ya da arada egzantrik bir şeyler olursa falan şak diye açabilirim. Yok artık. Yolun güzelliği. Ay mis koya valla. Hoşuma gidiyor. İşin güzelliğini çekiyorduk ama kamerada bak gözaltımız kara kara göründü. Ters telefonu daha güzel çıkıyor. Dişleri anlatıyoruz. Belin dişlerini beyazlatacak Levent abim. Ne oldu? Önce ağzını... Önce ağzını mermeye dayayacak. Arkadan boğa. Ayıptır. Senin de dişleri beyazlatırken video çekelim. Alır. Sana da o Enes'e de ben şey yapılacak. 3 dakikada implant. Aynen. 3 dakikada implant yapacağım. Her şey daha iyi. Ben dişten çok korkuyorum bile, okay, biliyor musun? Aynı anda gidelim. Ne diyorsun? Kanka el ile tutuşur. Aynen. Levent. Gençler eve geldim. Kendime çay yapacağım yine. Açlık otu çayı. Mis. Gerçekten öneririm. Çok abartmıyorum. Şöyle bak bir tutam alıyorum. Bir gıdım daha alayım hadi. Abartmıyorum diye hepsini koyamam. Üzerine kaynatıp biraz beklettiğim su ilave ediyorum. Tadı falan çok iyi. Yani böyle aşırı abartı, bitki tadı yok. Tatlı, hafif şekerli bir su gibi oluyor. Zaten hemen rengini veriyor. Sonra bu bitkileri dibe çökünce içiyorum. Gençler, koltukta uyuyakalmışım biraz. Şaşkın beni yine uyuttu. Neyse, sonra kalktım canım tatlı çekiyor. Tamam. Aklıma şu düştü. Dolapta kedi dili bisküvi vardı. Dedim ki şipşak çakma bir tane böyle tiramisu tadında kahve de çekti canım çünkü. Bir şey ne yapabilirim? Sonra çekmecede bir tane filtre kahve buldum. Ve anında hazır falan yazıyor üstünde. Çok değişik bir sistem. Hayatımda ilk kez öğrendim. Size de göstermek isterim. Suyu kaynatıyorsunuz. Sonra poşetin kapağını açıp kenarındaki pıt pıtları bardağa oturtuyorsunuz ve üstüne sıcak su döküyorsunuz. Bakın şimdi. Sistem aşırı pratik. Buradan böyle adamlar yapmış yani. Kenar. Bu ilk kez gördüğüm bir şey. Ben kedi dili ıslatacağım için azıcık koydum içine. Kedi dillerini bunu ıslatacağım. Buraya yoğurt koydum. Yoğurtla balı karıştıracağım. Şuralar süzme alalım şunlardan. Şaka gibi ya. Gece yemin ediyorum. Nasıl bir kahve. Şurada balla yoğurdu bir karıştırıp çakma krema yapalım. Süzme peyniri de kullanabilirdim aslında. Bak şimdi aklıma geldi. O kadar uykuluyum ki bir anda. Durun bakayım sunumda size göstereceğim tamam mı? Şunu cool bir sunum yapayım bari de. Görüşelim. Yemin ederim bir insan boğazı için hiç mi üşenmez? Yaptım. Bir şey değil mi? Tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Daha tadına bakmadım ama gözüm doydu. Kedi dillerini sattım. Oraya yoğurt sos sürdüm. Üstüne de kakao serpiştirdim. Şöyle...
Bence hiç fena durmuyor. Hemen bir lezzet kontrol yapıyorum, dombişler. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim tahmin ettiğinden çok daha güzel. 10 üzerinden 7 veririm. Pratikte göstermem lazım, çok iyi. Hem aşırı pratik oldu. Bak. Vay. Hem tadı tam tatlı ihtiyacımı da karşılayan cinsten. Uf, şöyle şeyler karışınca beni bitiriyor. Yemin ederim çok güzel oldu. Mükemmel. Sadece kedi dilleri bir tık daha ıslanabilirmiş. Uf, parçalanıyor falan. Arada böyle kıtırtı de böyle merhem gibi değil böyle. Arada geliyor. Onun haricinde bir gıdım daha belki tatlı olabilirdi. Kahvesi acı gelmiş ama hiç önemli değil. Bayağı iyi. Görüyor musunuz? Şuraya bir alalım. Şöyle. Çok keyiflendim. Evet, yumuşayan kedi dilleriyle daha güzel. Yumuşayan kedi dilleri arada denk gelince böyle ağzım gökkuşağı gibi oldu. Aslında dolapta soğusa da çok güzel olur. Şu kalanını da buzlatsam da 5 dakikada daha soğuk mu sen? Öyle yapıyorum hemen. Aşırı pratik değil mi? 5 dakikam falan oldu. Mükemmel. Ortalığı toplayayım, o sırada donsun, biraz soğusun dolapta. Sonra televizyon karşısında keyfin çıkayım ve uyuyayım mutlu mesut şekilde. Şu an çok keyfim yerine geldi. Deneyin. Denerseniz yazarsınız. Patates bak, yanaklarım yok. Ramazan biti artık da. Bu kız bir düzenine girsin. Ramazan bitince düzene gireceğim diye. Kalktı yerinden bu kız, uykudan tatlı yaptı kendine ya. Tövbe yarabbim. Şey diyeyim mi, soğuyunca da mükemmel. Tazeyken de mükemmel, soğuyunca da mükemmel. Dibini görüyorum. Ay gençler, günaydın. Oldu. Canlı spor dersini bitirdik şimdi. Sabah normalde çekecektim ama gece çok geç uyuduk, tamam mı? 6'ya falan geliyordu. Sonra öyle olunca da sabah dersini 1'e aldık. Normalde 12.30'da oluyor pazar dersleri, biliyorsunuz ki. Dışarı çıkacağız, hava aşırı güzel. Hızlıca bir hazırlanacağız. Sonra akşam 5'te bir nikaha gideceğiz. Değişiklikler. İftarı da dışarıdayız. Çirkin değil. Seninle de bir şey olacak, hep beni soğutuyor. Böyle şeyler oluyor çok mutlu. Çünkü biraz kısa. Ben desem kıymetlenir kesin. O yüzden ben giyme demiyorum. Sen bilirsin diyorum. Güzel olmuştur. Ama annesi istemiyor geldi böyle şeyleri. Hoşuma gidiyor. Ay Özlem. Yok bir şey. Ya ben kot tişört giyecektim, deri ceket. Bana dedi ki siyah giy. Sanki mateme gidiyoruz her şeyde. Cenaze evine gitmiyoruz oğlum. Burada aşkım. Elbise giyeceğim, görürsünüz. Yine bu kız dediğini yapıyorum. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi bugün çok yorulacağız yine. Oradan oraya. Günler dolu geçiyor en azından. Zaman aşırı hızlı geçiyor. Şu an aşırı kıyafet miyiz? Ve ben karışmıyorum. Annesi her şeye karışıyor. Mükemmel bir duygu. Sadece sen bilirsin diyorum. Annesi her şeye karıştığı için olay bitiyor. Ben desem ki aşkım sen bilirsin. İnadına gider giyer. Mükemmel. Şuna sabah sonunda giydirdiniz. Düzgün elbise dedim. Kapalı elbise. Sesimi çıkarma. Hiç. Asla. Nasıl elbise bile? Ağzımı açmıyorum be sana. Lanköy. Giymek istedim. Ben abi bunu giyemedim. Aşkım çok yakışıyor. Annemin verdiği elbiseyi görsen aklın şaşardı. Onu ben çok beğeniyorum. Açık olabilir ama yazın düğünde giydim. Sırtı dekoltik. Ama o güzel. Yazlık bir de yani. Bu mevsime uygun değil. Şimdi denedi, olmadı. Hiç çok açık. Kaç dakika işim biter? Saçını toplayacak mıyım şimdi ben bu korkmuş kıyafetle? Canım bakayım. Sonunda hazırlandım gençler. Kılı kır gererek herkese burada beğendire. Gına getirdik. Ben mi gına getirdim? Yok, siz bana gına getirdiniz. Beğenmeyerek hiçbir şeyi. Gayet normal deri ceketle birlikte bir elbise giydim. Şimdi çıkacağız. Saçın da çok güzel oldu. Kendi halde kurdum. Ben de. Gerçekten mi? Ya bence hepsi güzel de ben doğallığını daha çok seviyorum. Doğallığına tutuldum. Reis. Hadi çıkalım. Ay heyecanlı ya. Canım Gözde. Gözde'yi bu arada tanırsınız. Videolarımdan falan belki. Epilasyona da gidiyorum. Daha epilasyon videosunu çekmedik birlikte ama. Cilt bakımına falan gitmişliğim var eski yerindeyken. Şimdi kendine yaraştı tabii caddede normalde. Vay be. Zaman hızlı geçiyor. Kaç sene oldu? Var ya ben Gözde'yle tanışalım. Çok severim. Sen de tanıyorsun. Ben de tanıyorum. Gördüm bir severim. Severim. Ben de aldım bir de. Ben de severim. Eşi çok tatlı. Heyecanlı. Hanımefendi adınız soyadınız. Gözde Gönlüm. Beyefendi adınız soyadınız. Hakan Akçay. Sayın Gözde Gündüz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla ve özgür iradenizle Sayın Hakan Akçay ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Sayın Hakan Akçay, hiç kimsenin baskı ve tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla ve özgür iradenizle Sayın Gözde Gündüz ile evlenmek istiyorsunuz. Tabii ki evet.
Çıktık şimdi. Çekirdek kotimizde ya. Mutlu olun hep. Mutlu olun hep. Vay be, yapacaklar listemizde bir şey daha çen tık attık, tık attık. Ne attın? Tik. Tatlışlar. Börek alıyoruz. Açıma o kadar canım çekti ki.